Çakıcı'dan Twitter üzerinden ilginç bir mesaj aktardı. Mesajında, "Sayın Devlet Başkanım, Cumhur İttifakı'ndan birlikteliğinizi sakın bozmayın. Katilim kim olursa olsun ben her gün sokaktayım," diyor. Kendine bir suikast ihtimalinden söz ediyor ve "Sakın Cumhur İttifakı'nı bozmayın," diyor ve ekliyor. "Cumhuriyet tarihimizin yurt içi ve yurt dışı üst aklın ülkemizle ilgili. Dünya hep bir ağızdan devletimizi kuşatmak istemekte. Ne yazık ki kapalı kapılar ardından Cumhur İttifakı'na zarar vermek için bazı kurumlarda hala FETÖ'ye hizmet edenler boş durmuyor. Bunların amaçları Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve Cumhur İttifakı'nın bozulması. Çakıcı bu zorlu süreçte Türkiye'yi kuşatmak isteyen küresel güçlere hizmet edenleri tarih affetmeyecek diye ekliyor. Bunlar 2023'ten evvel yeni bir oyun planlıyorlar. Kim bunlar? 2023'ten evvel yeni bir oyun içerisinde olan muhalefet, AK Parti döneminde FETÖ bağlantılı bazı çevreleri korumakta. Şu cümleye dikkat. Sanki medyada uzun zamandır AK Parti içinde AKP'liler diye tanımlanan ve benim de suç duyurusunda ifade ettiğim bir gruba ve tehdide işaret ediyor. AK Partili gibi görünüp devlete zarar verenleri otokontrol sistemiyle gelişen teknolojide her şey kayıt altına alınmıştır. Eğer size doğru bilgi veriyorlarsa Sayın Devlet Başkanımız ya bunları bilip zamanını bekliyor ya da yanlış bilgilendiriliyor ve ekliyor. Kurduğunuz oyuna çomak soktuysam yaşadığım yeri de biliyorsunuz ve her gün sokaktayım. Kullanacağınız kişiler ister PKK'lı olsun, ister DHKPC'li olsun, ister dinci militanlar, ister deşifre olmamış kurumlarda FETÖ'cüler. Ne siz, ne kullanacağınız kiralık katiller benim için hiç önemli değil. Çakıcı uyarıyor, 15 Temmuz'u unutmayın. Katiliniz arkanızda duruyordu. İstiyorsan ben istediğine tak, buraya tak, her şeye tak. Alaaddin Bey. İspiyon, ibnelik ondan şereflidir. Tamam. İki tane adamı Alaaddin yoldan Bey. Çıkar. İspiyon Alaaddin bir Bey. Ordu yıkıldı. Doğuyu hatta siz bir olarak... adamın ömründen 25 yıl bu ülkede yok. Ama evet. İlla soruyor. Bana sorsana. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Türkiye içinde, yurt dışından söyle. Sen hiç Bosna'ya gittin mi? Gitmedim, bilmiyorum. Efendim? Yurt dışına bilmem. Ne kadar adam öldüğünü biliyor musun? Duyuyoruz, biliyoruz. Yaşadın mı? Yaşamadım. Yaşamadın, soru sorma bana. Bizim sorumuz Bosna'ya soru ilgili sorma. Değil. Soru sorma. Bu ülkenin düşmanı bir tek PKK'lılar değil. İngilizler, Fransızlar, Almanlar. Biliyor musun PKK'yı Ardennelilere kim eğitiyor? Hollanda'da kim eğitiyor? Korsika'da kim eğitiyor? Şimdi şu var, istihbaratın amacı şu. Ya diyor. Sen istihbaratçı mısın? Hakimiz. Ya, istihbaratçı mısın? Yani sen istihbaratçı mısın? Değil, değil. O zaman buradan istihbarat... Şimdi, o zaman tamam, konu değiştiriyorum. Ben sana çapraz sorumu sorayım mı? Şimdi bakın, Alaaddin Bey, burada yemin siz tanıksınız. Tanıksınız siz burada. Tanık olarak, yani normal, makul olarak sorularımız var. Yani siz bu devletin içinde belli bir dönem devlet adına görev yaptığınızı söylüyorsunuz. Yani sizin bilgileriniz görev değerli değil mi? Dolaştım diyorum. Tamam, dolaştınız. Senin ama senin hobin yok mu? Beni sanık yapabilirsin. Yok, bizim öyle bir yetkimiz yok. Dolaştan unutmayalım. Tamam. Alkışlayanları çıkaralım. Bu devlet bana borçlu. Allah devletimizi, milletimizi korusun. Dünyada kimseye Allah'tan başka biat etsem, Rabbime biat ederim. Rabbime biat ederim. Rabbime biat ederim.